Getir bu adamı peşimden. Ben onunla konuşacağım. Murat sen de gel. Senlik bir şey yok mu? Yürü. 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 Hadi Zemzem teyze gel. Ben seni eve götüreyim. Sarhoş bir arsızın tekidir. Gel. Hadi gel durma. Neler yaşattık çocuğa. Böyle yapma ama teyze senin ne suçun var? Delinin teki işte. Ne diyecekse bize deseydi ya. Korktuğumuz başımıza geldi. Ay sen şimdi hiç düşünme bunları tamam mı? Ben şimdi üstüme giyecek bir şey alayım, bir araba bulayım bize. Ben seni eve bırakacağım. Tamam mı? Hiç düşünme. Yani bu işin içinde başka bir iş var belki. Ya Allah aşkına biri bana söylesin ya. Bütün bunlar ne demek oluyor? Vallahi ben hiç şaşırmadım kızım. Veysel iyi misin? Ha? Böyle gidip bir çay geçer mi? Yardımını bir götürün. Bir kola yere suyla olacak iş değil. Tamam. Bir bakın. Günah gidiyor adam elde. Senin aklına uydum. Bunlarla dünür olmaya kalktım. Görüyorsun işte sonuç ortada. Nazan. Lütfen misafirleri yolcu ediver. Nişan mişan yok. Herkese rezil oldum. Tamam, benim kimsenin tamam. Yüzüne bakacak halim kaldı. İsterseniz ben sizi gerçekten geldiğiniz için çok teşekkürler. Ama yani herkes işimi sinirleri oynadı tabii. Güvenlik ihlali var. Yani çok tehlikeli. Ne olur ne olmaz. Hayır insan kendi bahçesinde güvende olmadıkça nerede olur bilmiyorum hiç. Teşekkür ederim. Aziz. Ben bunları gerçekten merak etmiyorum ya. Bu adam bana iftira atıyor. Elbette öyle. Elbette. Kimse aksini düşünmedi ki zaten. Lütfen siz bunları düşünmeyin. Lütfen. Hadi bir on sizi eve bıraksın. Dinlenin biraz. Tamam sen anahtarı ver. Veysel abiyi ben bırakırım. Sen benim torunumun nişanını mı buldun eski defterleri açmak için süpürüntü herif? Buradan sağ çıkamayacaksın. Senin burnundan fitil fitil getireceğim ben bu yaptıklarını. Tamam büyük hanım, tamam. Söyleyin vurmasınlar. Tamam, ne isterseniz yaparım. Bir daha asla sizi rahatsız etme. Bana baksana sen bana. Ben salağa mı benziyorum? Tamam, tamam yeter, yeter. Tamam. Yeter. Tamam, tamam. Çekip gidelim mi buralardan? Bir daha asla dönmem. Hayriye Hanım, bu herif ne diyor? Doğru mu söyledikleri? Oğlum, senin baban gençliğinde bu akla evvele uyup bir hata etti. Ama hatasının bedelini misliyle ödedi. Oğlumun canını kurtardı. Biz de onu affettik. Bu da hapsi boyladı. Hem de kaç defa. Çıktı çıktı girdi ama adam olmadı. Bu civardaki bütün çiftliklerde bunun sabıkası vardır. Sonra birini yaralamış, epey bir yattıydı içeride. Sonra çıkmış, çıkınca da gelmiş işte babana musallat olmuş yeniden. Babam ne yaptı? Davarları çaldılar. Ama hep bunun yüzünden. Baban da memleketlisi diye susmuş. O arada bir de bakmış karşıda oğlumun arabası yanıyor. Oğlum içeride, baban koşmuş onu alevlerin içinden çekmiş çıkarmış. Kendisi çıkabilecek durumda değilmiş. İstanbul'dan dönüyormuş. O aralar işte böyle kafa bir duman. Evin yolunu unuttuydu. Hayır, hayır o davarlı ben tek başıma çalmadım. Onunla birlikte çaldık. Ama ben yıllarca hapislerde süründüm. O, bu çiftliğe şahit oldu. Ben şimdi kavradım Veysel Bey'in babamın neden kara kutusu olduğunu. Sizler de birlik olup beni harcadınız. Bak hala konuşuyor, hala konuşuyor. O adam yıllarca elindekini avucundakini sana verdi. Hapiste paşalar gibi yaşadın. Hala para peşindesin utanmadan. Babam bu herifle birlik olup çiftliği mi soydu? Cahillik işte oğlum. Baban hatasının bedelini misliyle ödedi. Siz şimdi bunları düşünüp vesvese yapmayın. Gelmiş geçmiş hadiseler. Murat.
Sen takma kafana ya. Artık baban her ne yaptıysa, nasıl affettirdiyse kendini, soyduğu çiftliğin kızını oğluna gelin alacak duruma gelmiş. Merak etme. Böyle bir utancı ailenize yaşatmayacağım. Dilini köpekler yesin senin, değil mi Tuğrul? Kırın bu itin kolunu bacağını. Sakat bırakmazsanız hatırım kalır. Sonra da atın bir çöplüğe. Nurum. Yürümüş balkon.